Er ya da geç, sadece bu pazarın değil, bütün Bitinya'nın hakim olacağını bilirim beyim. Elbet o gün de gelecektir Amanda. Seni de haremime alacağım. Kaçak güreş olmayacak artık. Şimdi... O bana yere göğe sığdıramadın, savaşçıyı bulasın. Artık... Önüme çıkan engelleri tek tek kaldırmak için cenge girmenin vakti gelmiştir. Buna otağındaki kardeşim dediklerim de dahildir. O tam bir baş belasıdır beyim. Ayağına dolanmasından korkarım. Sana ne diyorsam onu yapasın. Kazanmak için büyük bir işe giriyorum Amanda. Sen de hiç kazanmadığın kadar çok kazanacaksın. İstediğin nedir beyim? Kaya avratları o gün çalışmak için pazara gelemeyecekler. Bakalım Ertuğrul'un öfkesi kimleri yakacak? Benim bu işin ardında olduğumu kimse bilmemeli. Anlıyorsun değil mi? Anladım beyim. Peki benim bu işten çıkarım ne olacak? Görürüm ki yaraların iyileşmiş Turgut Alp. Hamdolsun. Derdime derman olan dostlarım oldukça... ...yaralarımız da iyileşir... ...gönlümüz de şifa bulur evelallah.
Yaraların iyileştiğine göre obana dönme vakti gelmiştir. Gayrı senin obana dönmen bilesin. Bize pusu kuran kancığın kanını yere dökmeden aldığım her nefes bana haramdır. Her işin bir vakti vardır Turgut. Eskiden düşman bize pusu atsa İntikam almak için can atan bir Ertuğrul Bey vardı. Şimdi ise her şeyin vaktini bekleyen bir Ertuğrul Bey. Bundan gayrı toy senin, ağ benimdir Ertuğrul Bey. Sıhhat bulasın. Kendine gelesin. Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacaktır bilesin. Gel Bamsı. Simon belli ki senden etkilenmiş beyim. Baksana borcu senin yerine ödedi. Simon kimse için elini taşın altına koymaz. Elbette bir çıkar peşindedir. Bakalım benden bu altınları almak için nasıl bir yol izleyecek. Babam dediklerinde çok haklıymış. Senden öğrenecek çok şeyim varmış beyim. Eyvallah. Eyvallah Aliyer Bey. Ağabey Nural. Bu işe pek memnun olmadı. Onu idare etmek sana düşer. Abim deli bir taydır beyim. Lakin babam onu evlileştirmiştir. Merak etmeyin. Ben tez obama gidip babama haber vereyim. Eyvallah. Selamlarımı söylersin. Eyvallah beyim. Yol açık olsun. Ertuğrul beyim. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Müsaaden olursa obana gelmek isterim mal alıp satmak için. Başımızın üstünde yerim var tüccar Hasan. Lakin bizim oba senin dişinin kovuğuna yetmez. Ne bulursak kârdır beyim. Ben maldan ziyade süt, et, peynir almak isterim. Buyur gel Hasan, bekleriz. Eyvallah beyim. Allah razı olsun. Selametle. Thank you.
geleceğim. Mutlaka. Ertuğrul, alplerini kadınların emniyeti bahanesiyle pazara sokacak. İçimizde bir uğur gibi yaşamaları bizim için tehdit değil mi Üstad Simon? Ertuğrul'un sultanın casusu olmadığına inandım. Vazifemi yerine getirebilmek için ona ve savaşçı alplerine ihtiyacım var. Onun güvenini kazanmalıyız. Bizim sayımız az. Bütün bölgeyi, Türkleri de, Ermenileri de, Rumları da birbirine kırdıracağım. Bunun için iki şeye ihtiyacım var. İkisini de elde ettim. Ural'ın ihtirası ve Ertuğrul'un yiğitliği. İki obayı birbirine düşürdük mü ordumuzun işi kolaylaşacaktır. Ne vakit yola gideyim Üstad Simon? Hemen Midilli'ye doğru yola çık. Emredersiniz Üstad. Yolun açık olsun Şövalye Tristan. Konya'dan beklediğim haber hala gelmedi mi Maria? Biz de dört gözle güvercini bekliyoruz. Babam, ekmeğimi önce... Kendi kanımdan olanlarla paylaşmayı öğretti bana. Bir de senin şu yaptığına bak. Paylaşmayı bilmezsen çoğalamazsın abi. Nimetini bölüşmeyenin ne dostu olur ne de müttefiki. Bu boş lafları tahsil edesin diye mi gönderdik seni Şam'a Aliyer? Obamızın, ailemizin rızkını neydi belirsiz bir herife peşkeş çekilmesine göz yumarsın. Babam senin yüzünden obamızın başına gelecek bir felakete mani oldu abi. Ola ki Ertuğrul Bey, alplerinin başına gelenleri senin yaptığını öğrenseydi, ha? Babam verdiği kararla obamıza yiğit bir müttefik de kazandırdı. Abi, sakın ola bir yanlış daha yapıp canımızı yakmayasın. Yazık. Yazık! Bu ahmaklığınızın bedelini hep birlikte ödeyeceğiz. Bunun farkında değil misin? Ertuğrul Bey'e neden bu kadar kin duyarsın abi? Yahu Ertuğrul geldi başımıza çöreklendi. Yakında üç tane alpıyla obamıza çökecek. Giderek daha da güçlenecek. O vakit bütün buraların hakimi o olacak. Bunu nasıl görmezden gelirsin? Hakimiyet kimin hakkıysa o alır abi. Rabbim bizi adaletinden ayırmasın. Çünkü tevhidin ruhu adalettir. Adaleti bir kez bile incitirsen gök kubbe başımıza yıkılır abi. Başımıza yıkılır. Sonra ne beyliğin kalır ne de tören. Pazara çalışmaya giden hatunlarımızın emniyetini alplerin alması içimi çok rahatlattı oğul. Eyvallah ana. Simon'u biraz ürküttük. Lakin bizden korkması iyidir. Düşmanın yüreğine bir kez korku saldın mı, gayrı nice zaferi pusatsız kazanırız. Beyim, bu oyunlar ne vakit bitecek? Simon'un vaftizci Yahya olduğundan şüphe ederim Halime Sultan. Lakin arkasında kimler var? Niçin buradalar iyice öğrenmeden harekete geçemeyiz? Dediğin gibi Haçlıların casusu Simon'sa sultanımızın casusu olarak belirlediği Doğan'ın peşinden koşacaktır. Biz de o vakit yapmamız gerekeni yapacağız. Beyim, bu oyunlar sanki bana hiç bitmeyecekmiş gibi gelir.
Bitecek Halime Sultan. Bitecek. Kendi devletimizi kurduğumuz gün, sancağımızın dalgalandığı gün bitecek. Lakin Rabbim daha büyük oyunlar için şimdi bizi terbiye etmektedir. Bu oyunları gördükçe geleceğe dair ümidim artar. Nasıl yani beyim? Buradan İzni'ye kadar karşımızda hiçbir güç yoktur. Eğer Karacahisar'ı fethedersek oradan Söğüt'e kadar gideriz. Söğüt'te de sancağımızı dalgalandırırız. Neden Söğüt beyim? Söğüt her yere hakimdir artık bey. Söğüt'e hakim olan istikbale hakim olur. Gecenin karanlığını bizim imanımız aydınlatacaktır. Yeter ki biz yeise düşmeyelim. Yeter ki ümitsizlik zindanına hapsolmayalım. Peki ya Turgut Alp Bey'im? Değerlimizdir. Baş harfimizdir. Düşman safındadır. Benim tanıdığım Turgut Alp bir oyun içindedir artık bey. Yoksa onun canını orada alırdın. Her şeyi affederim artık bey. Lakin ihaneti asla. Ne bana ne de abime yük olmadığını bilmeni isterim Turgut. Günlerdir bir an olsun başımdan ayrılmadım Maria. Lakin artık size yük olmak istemem. Yarından tezi yok, buradan gideceğim. Nereye gideceksin? O bana sırtını döndün, kime kimsen yok. Merak etme. Başımın çaresine bakarım. Abimle konuştum. Eğer isterse burada kalıp benimle birlikte çalışabilir dedi. Onun gibi yiğit bir savaşçıya her daim ihtiyacım var dedi. Maria. Ben bir savaşçıyım. Alp'im. Elimden de başka bir şey gelmez. Simon gibi büyük bir tüccarın ne işine yararım? Her yer eşkıya kaynar. Haraç isteyenimiz eksik olmaz. Tahsilatlarda sorun olur. Tahsilattan döndüğümüzü anlayan eşkıyalar baskın yapar. Altınlarımızı çalar, adamlarımızı öldürür. Velhasıl ticarette bir savaş dersi Mario Hatun. Ne olur kal. Başına bir hal gelsin istemem. Eyvallah. Bir süre daha kalacağım. Abim buna çok sevinecek. Gidip hemen haber vereyim. İyi geceler. Sana da. Thank you.
Demek cehenneminize açılan kapı burası. Konya'dan beklediğin haber geldi Üstad Simon. Ebu Nakkaş. Ne diyor? Vakit geldi der. Her zamanki yerinde seni beklermiş. Turgut ne oldu? Seninle çalışmayı kabul etti. Güzel. Filip'le beraber onu eğitin. Yarın ilk tahsilata gitsin. İşi öğrensin. Emredersin Üstad Simon. Casusu Ebu Nakkaş. Kim bu adam? Kim? Sağ olasın bacım. Bismillahirrahmanirrahim. Buyur oğlum. Buyur kızım. Bismillahirrahmanirrahim. Ertuğrul Bey'i kazanıp gücümüze güç katmaktan başka yolumuz yoktur. Konstantiniyye'den Çin'e giden bütün mallar bu topraklardan geçer baba. Buraları eline geçiren altının da gücünde tek sahibi olur. Yeter ki bölgeye istikrar gelsin. Senin sayende er ya da geç bu topraklar başı bozukluktan kurtulacak baba. Haklısın kızım. İstikrarı ancak biz temin edebiliriz. Lakin önce
kendi içimizde bir ve diri olmayı bilmeliyiz. Bu yüzden size büyük iş düşer. Ural'dan da, Avrad'ı Çolpan'dan da gözünüzü ayırmayın. Bir hata yaparlarsa felaket olur ve hepimiz altında kalırız. Merak etmeyin baba. Aslan bacım da, ben de ne gerekiyorsa yapacağız. Müsaade var mı beyim? Gel Batuhan. Emretmişsin beyim. De bakalım Batuhan. Ural Bey'in tekinsiz işlere bulaşır mı? Elini ayağını bağlamışsın beyim. Gözüm üzerindedir. Bir yanlış yaptığında ilk yapacağını biliyorsun. İlk size diyeceğim beyim. Git şimdi. Batuhan. Kulağının üstüne yatarsan o kulağı keserim. Önce Batuhan'ın bıçağını kullandı. Ardından Ertuğrul'la anlaştı. Bütün bunların altından Simon çıkar. O bir tüccardır beyim. Tanrısı altın, ibadeti mal alıp satmaktır. Ne diye böyle bir fenalık yapsın ki? Öğreneceğim Çolpan'ım. Öğreneceğim. Sen pazarda gözünü dört açasın. Halime'nin de, Aslıhan'ın da attığı her adımdan haberim olsun. Merak etmeyesin beyim. Bir daha pazara asla ayak basamayacaklar. Müsaade var mı beyim? Gel Batuhan, gel. Ne edeceğini bilirsin değil mi? Yarın gün doğmadan yola çıkasın. Aman da seni bekler. Emrin olur beyim. Babam ne der? Kulağımın üstüne yatıp da seni gambazlamazsam kulağımı kesecekmiş beyim. Batuhan. Babamdan korkmuyorsun değil mi? Beyim. Sen beni yetimken yanına aldın. Yiğit bir savaşçı yaptın. Ben can vermek için yetiştim beyim. Canımı vereceğim tek kişi de sensin. Bu sadakatini asla unutmayacağım Batuhan. Kalsın,
Eğer bana oyun oynuyorsan, o güzel gözlerini oyarım Amanda. İçinde 100 altın var. Niçin bu? Yapacağın hizmetin karşılığında küçük bir diş payı. İş bitiminde 200 daha alacaksın. Kime hizmet edeceğimi bilmek isterim. Hatırlı bir müşterim diyelim. Ama onun kim olduğunu yalnızca ben bileceğim. Eğer paramı alamazsan gelir seni bulurum Amanda. Paranı alamazsan beni nerede bulacağını biliyorsun. İş ne? Gel benimle. İşte sana altın kazandıracak işin. Türklerden nefret ederim. O yüzden işi sana verdiler. Hoş geldin Halime Sultan. Hepimize hayırlı olsun. Hoş bulduk. İnşallah hayırlı olacak Aslan Hatun. Senden Aslan Hatun'la Halime Sultan'ı kaçırmanı isterler. Kim bu kadınlar? Aslan Hatun Çavdar Bey'in kızı. Halime Sultan'sa Kayı Bey'i Ertuğrul'un avradı. Sultan Alaaddin'in yeğeni olan kadın mı? Ta kendisi. İnşallah ortaklığımız bereketli olur. Niyetler salih olduktan sonra akıbeti de hayır olur elbet. Buyurun hatunlar. Haydi hatunlar. Haydi. Üstünün Francisco. Bugün yanlarındaki korumaların sayısını, hangi yolları kullandıklarını öğren. Yarın da pazara gelmelerini engelle. Limanenin etrafını iyice sararsınız. Kuş uçmayacağı. Hadi bakalım. Haydi. Maşallah. Bu iş yarın bitecek. Antisek Hatun. Buyur. Sen de kilimhanenin içinden mesulsün. Evvel Allah bamsı beri. Maşallah. Benim bir işim var, dur. Hemen görüp geleceğim. İyi git sen hallet işini. Meraklanmayız. Eyvallah. Hatunlar hazırdır Halime Sultan.
Çavdar Obası'nın ve Kaya Obası'nın çalışkan hatunları. El emeği, göz nuru kilimlerimiz gayrı bu tezgahlardan tüm cihana ulaşacak. Bereketi ise obalarımızı şenlendirecek. İki oba bir oldukça bu tezgahlar işleyecek. İşledikçe de obalarımız gayrı kıtlık yüzü görmeyecek. İnşallah. Vakit bir olup alın terimizde çalışma vaktidir. Allah Rezzak isminin hürmetine bereketimizi daim kılsın. Amin. Aslan Hatun ve Çolpan Hatun da bundan gayri tüm sorunlarınızla ilgilenecekler. Kilimhanedeki ilk günümüz hayırlı, kutlu, bereketli olsun hatunlar. Amin. Haydi kolay gelsin. Tıpkı kocası Ertuğrul Bey gibi. Yiğitlik bunlar da aileden geliyor sanırım. Sen de kocan da sürekli kaybetmektesiniz. Savaş yeni başladı Maria. Sen daha Türkleri tanımamışsın. Hem öğrendim ki gönlünü bir Türk'e kaptırmak üzereymişsin. Haklısın. Din değiştirip aralarına girmediğim için bu dediklerini bilemem. Hoş geldiniz. Misafirimiz kimdir Çolpan Hatun? Ben bu pazarın sahibi Simon'un kardeşi Maria. El emekleriyle pazarımızı renklendiren bu yiğit kadınları yemeğe davet etmek isterim. Hancı Simon ve tüm pazar tüccarları adına hepinize hoş geldiniz derim. Selamun aleyküm kardeş. Turgut kardeş. Obamızın yemeğini özlemişsindir kardeş. Bak, obadan yemek getirmişim. Bu anda anca kefere yemeğe çıkar. Kaçıyor bizden. Kardeş. Kardeş. Seninle cenk etmeyi özlerim. Düzlüklerde atları köpürtene kadar koşturmayı özlerim kardeş. O günler kardeşlerimiz de yanımızdayken güzeldi Bamsı. Toprağın altında değil. Üstündeyken güzeldi. Durduk kardeş. Köteyi hak ettin kardeş. Git buradan Bamsı. Git buradan. Hanımda kavga istemem Bamsı. Turgut artık bizimle çalışıyor. Sorun çıkarma. Turgut, Maria ve Filip'le birlikte bugün tahsilata çıkın. Kayılar senin bizimle çalıştığını görmedikçe yakandan düşmeyecek anlaşılan. Bırak!
onlara hizmet mi edersin? Yazık ettin yiğitliğine. Ah!